Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftayı tamamlamak üzereyiz ve birikmiş haber akışına, veri takvimindeki son gelen rakamlara ve bu rakamların, bu haber akışının piyasalar üzerindeki etkilerine bakacağız. Önce bir rakamları görelim. Borsa İstanbul'da başlayalım. Borsalarda bir geri çekilme hali var iki gündür. 114.192 seviyesinde görüyoruz BIST 100 endeksini. %1.3'lük düşüşte. Tahvillere bakalım. 2 yıllık tahvilde 10.02, 5 yıllık tahvilde 11.50, 10 yıllık tahvilde 12.75 seviyelerini gördük. ABD borsalarının vadeleri. S&P 500'de %0.3'lük bir eksi gördük vadeli de. Endeks 3.130 seviyesinde. Nasdaq'ı görelim şimdi. Nasdaq'ta da %0.2'lik bir kayıp var. 10.706 seviyesinde Nasdaq'ın vadelisi. Dow geliyor. Burada da eksi var. %0.45'lik bir kayıp var. 25.455 Dow vadelinin son seviyesi. Avrupa borsalarına bakalım şimdi. Dün eksiler vardı. Bugün neyse ki biraz artı. Londra borsasında %0.5, Frankfurt'ta %0.4, Paris'te %0.4, Madrid'de %0.19'luk yükselişler var. Asya borsalarına bakalım. Eksiler. Çin, Şangay %1.9, Japonya %1, Hindistan %0.39, Güney Kore, Kospi %0.8 ve Hong Kong %1.99 eksidi. Para birimlerine bakalım. Dolar TL geldi. 6.86.58. %0.06'lık bir yükseliş var şu an için. Çok farklı bir yerde olmadı bu hafta. Dolar TL 6.85-6.86 civarındaydı. Gelişen ülke para birimlerine topluca bakalım. Şöyle anlamlı bir fark arıyorum nerede var diye. Dolar Meksika pezosunda %0.54'lük bir yükseliş var. Dolar Güney Afrika randında %0.43'lük bir yükseliş var. Dolar rublede %0.34'lük bir yükseliş görüyorum. Geri kalan kısımda çok da büyük bir farklılık, değişiklik yok. Geçelim Euro TL'ye. 7.75.56 %0.08'lik bir yükseliş var. Şu ana kadar 7.73'te 7.76 aralığında kalınmış Euro TL'de. Euro dolara bakalım. 1.12.94, 1.13'ün altına inildi tekrar. Yüzdesel anlamda düne göre çok büyük bir değişiklik yok. %0.08'lik bir yükselişten bahsediyoruz ama 1.13'lerin üzerinde kalınamıyor diyelim şimdilik. Dolar endeksi gelsin. 96.64. Burada da çok farklı bir yerde değiliz. 96-97 bütün bir hafta boyunca buralarda gezdi, dolandı. Ons altın. Asıl hareket buradaydı. 1818 doları gördü ons altın. Orayı gördükten sonra 1800 doların altına da inildiğini gördük. Bugün 1796 dolar seviyesi görülmüş en düşük seviye olarak. Günün en yükseklerinde şu anda. 1808 dolar. Günün en yükseği 1809 dolar olarak görülmüş. Bir not paylaşalım. Goldman Sachs, Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği ortam altın için ideal diyor. 2000 dolarlık hedefimize inancımız artıyor diyor kurum. Çin'in ABD'den daha iyi performans gösterdiği o ortamın altın için ideal olduğunu belirterek biz 2000 dolar hedefimiz konusunda daha büyük inanç taşıyoruz bu konuyla gelen gelişmelerle birlikte. Gümüş için de mükemmele yakın bir ortama girilmekte olduğuna inanıyor kurum. Gelecek 3-6 ay ve 12 aylık dönemde emtiaların eksi %9,3, %1.7 ve %13.9 getiri sağlamalarını beklediklerini de vurgulamışlar. Altın için 2020 tahminini 1740 dolar olarak ortaya koyan Goldman Sachs, 2021'de fiyatın 1998 dolar olacağını öngörüyor. Gümüş için ise 2020 yılında 18,13 dolar, 2021 için ise 21,75 dolar beklentisi var kurumun. Geçelim gram altına. 399 lira bugünün görülen en yüksek seviyesi ve oraya, orada diyelim küsuratları saymazsak, 396 liradan 399 liraya doğru bir hareket yaşandı. %0.3'lük bir yükseliş var burada. Brent petrole bakalım şimdi. 43 dolara yakındı. Dün başlayan geri çekilmeyle 42 doların altına inildi. Son durumda %1.3'lük düşüşte 41 dolar 78 sent seviyesinde gördük.
Brent petrolü. Bir iki notumuz var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın notları. Haziran'da ham petrol tarafında stoklar 34,9 milyon varil düşerek 176,4 milyon varil oldu. Mayıs'ta yine OECD sanayi stokları 81,7 milyon varil arttı. 3,22 milyar varil. Haziran'da küresel petrol arzı 2,4 milyon varil düştü. 86,9 milyon varile geriledi ve 2021'de petrol talebi 2019 seviyesinin 2,6 milyon varil günlük bazda bu altında olacak deniyor. 2020 yılı için ise petrol talebinin 400 bin varil artarak 92,1 milyon varil olması bekleniyor. Rakamları gördük. Bir iki notla paylaştık. Şimdi gündemimize bakalım. Piyasa gündeminde neler var? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomimizin güçlü saç ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor, dedi. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın açıklamasını aldık kendisinden. Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. 0,2 puanlık düşüşle işsizlik %12,8 seviyesinde açıklandı TÜİK tarafından. Fed'in bilançosunu takip ediyoruz. Fed bilançosunu üst üste 4 haftadır küçültüyor. Toplam büyüklük 7 trilyon doların altına indi. Fed'in yabancı merkez bankalarıyla yaptığı döviz swapları da Mayıs sonunda 449 milyar dolara tırmandıktan sonra 179 milyar dolara kadar da geriledi. Yani dolara olan talebin, dolar ihtiyacının, likidite ihtiyacının azalmasıyla birlikte Fed de bilançosunda fırsat buldukça küçültmeye doğru gidecek. Onu görüyoruz, bunun sinyallerini görüyoruz. Moody's, İngiltere büyüme tahmininde, daha doğrusu küçülme tahmininde bir rakam paylaştı. İngiltere'de bu yıl %10,1'lik daralma olur diyor kurum. Çin'de ilk 6 ayda yeni yuan kredileri 12 trilyon yuan oldu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ekonomi yönetimleri kredi mekanizmasını canlı tutarak işletmeleri ve tüketiciyi desteklemek yolunda ilerliyorlar. Japonya'da toptan fiyatlarda düşüş var. Şirketlerin mal ve hizmetler için birbirlerine uyguladıkları fiyatları ölçen şirket malları fiyat endeksi Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında düşmüş. Başka hangi notlarımız var diye bakıyorum. Japonya'nın dışında rakamları paylaşalım. Yüzdesel olarak da verelim. Japonya'da Haziran'da yurt içi kurumsal üretici fiyatları yıllık %1,6 azaldı. Beklenti %1,9 azalma yönündeydi. Haziran ayında Japonya'dan ihracat rakamlarını gördük. Yıllıkta fiyat olarak Haziran ihraç fiyatlarında %3,8'lik bir azalma var. İthal fiyatları ise %15,6 oranında gerilemiş yine Haziran ayı için. IMF baş ekonomistinin notları var. Bu aralar tekrar IMF gündemde değişik raporlarla önümüze geliyorlar. IMF baş ekonomisti koronavirüsün vurduğu şirketlere sermaye benzeri devlet desteği sunulması gerektiğini savunuyor kurum. Ve kurumun baş ekonomisti, salgından etkilenen şirketlere likidite desteği sağlamaya odaklanmaktan, bu şirketlere sermaye benzeri desteği sağlamaya kaymak gerekir deniyor. Tekrar edelim, likidite desteği sağlamaya odaklanmaktan sermaye benzeri destek sağlamaya geçilsin diyor IMF. Fed bilançosunu küçülttü dedik, onu da gördük. Ama bu henüz piyasalarda öyle rahatsızlık yaratacak bir durum değil. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün de dediği gibi salgının ilerleyiş hızı, süreç henüz bir yavaşlamaya işaret etmiyor. Ve Pompeo'nun, Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü salgın konusunda başarısız olmayı sürdürüyor diyor ABD yönetimi Trump. ABD ile devam edelim. Hazine Bakanı'nın, ABD Hazine Bakanı'nın bir açıklaması var. Yeni koronavirüs yardım tasarısında bireylere yeni bir tur doğrudan ödemelerin yer almasını destekliyoruz diyor.
büyük ihtimalle sonbahara doğru ABD'den hane halklarına doğrudan yardımı da barındıran bir destek paketi, ilave bir destek paketi gelecek gibi. Çin'den bir haberimiz var. Çin'de hava yolu yolcu sayısı Haziran'da %42 oranında azaldı. Mayıs ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %52 azalmıştı. Bu azalış devam ediyor, öyle gözüküyor. Şimdi bir haberimize devam edelim. Yine döneriz kısa notlarımıza. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin düşük kamu borç stoğu oranıyla dünya ülkeleri arasında ilk 5'te yer aldığını söyledi. Düşük kamu borcunun Türkiye'nin elini güçlendiren ve hareket alanını sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirten Albayrak, kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız dedi. Koronavirüsün dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğine işaret etti. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pandemi sebebiyle dünya ekonomilerinin düştüğü zor duruma vurgu yaptı. Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli geliri oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor. Albayrak, Türkiye'nin pandemi sürecinde farklılıklarıyla ön plana çıktığını belirtti. Düşük kamu borç stoğunu örnek gösterdi. Türkiye'nin düşük kamu borç stoğunun milli geliri oranında dünya ülkeleri arasında ilk 5'te yer aldığını belirtti. Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye ekonomisi için bu haftanın en önemli verisi işsizlik rakamlarıydı. Bugün bu verileri gördük. Nisan ayı rakamları elimizde. Buna göre işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre Nisan ayında 0,2 puan azaldı. İşsizlik oranı %12,8'e geriledi. İstihdam oranı ise 4,9 puanlık azalışla %41,1 oldu. İşsizlik oranlarındaki düşüş Nisan döneminde de kendisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan döneminde işsizlik oranı 0,2 puan azalışla %12,8 olurken işsizlerin sayısı da 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bine geriledi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %15 olurken genç nüfustaki işsizlik oranı ise %24,4 olarak açıklandı. Genç nüfustaki istihdam oranı da 1,2 puan azalışla %24,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puan azalışla %41,1 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %17,5'i tarım, %20,9'u sanayi, %4,9'u inşaat ve %56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerin sayısı tarım, inşaat, hizmet ve sanayi sektörlerinde azaldı. İş gücüne katılanların sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi, iş gücüne katılanların oranı ise 1,5 puan azalışla %47,5 oldu. Kayıt dışılık oranı da 5,5 puan azalışla %28,7'ye geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan, BDDK'dan vatandaşa kredi kartı kolaylığı geldi. Gelirini beyan edemeyen müşterilerin kredi kartı limiti 1300 liradan 2000 liraya arttırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan vatandaşa kredi kartı kolaylığı geldi. Gelirini beyan edemeyen müşterilerin limiti artırıldı. BDDK'nın aldığı ilk kararla gelirini beyan edemeyenlere verilen kredi kartı limiti artırıldı. 2016 yılında 1000 liradan 1300 liraya çıkarılan limit yeni kararla 2000 liraya yükseltildi. İkinci kararsa borcunu ödeyemeyenlerle ilgili oldu. Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğin 22. maddesinde bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı toplam 3 kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste 3 kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımıyla mal ve hizmet alımına kapatılır hükmü yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek. Yani bankalar 3 kez üst üste borcunu ödemeyen müşterilerin kartlarını kapatmayabilecek. Evet.
Şimdi bir değerlendirme alacağız. Telefon attığımızda iş yatırım stratejisti Halil Barışkan var. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Erdoğan Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. Haftayı kapatıyoruz ama galiba kapanışlar biraz keyifsiz gibi. Dün başlayan bir satış dalgası var. Çok yüksek bir satıştan ya da çok nasıl diyeyim derin bir geri çekilmeden bahsetmiyoruz ama son günlerde görmediğimiz bir hareket. Küresel borsalarda böyle bir hareket var. Sadece bizi özgü de değil. Ne oluyor diye de soruyor tabii yatırımcılar. Yeni bir şey mi oluyor borsalarda, Borsa İstanbul'da, yoksa şu günlerde gelmesi beklenen bir kar realizasyonu gibi bir şey mi yaşanıyor? Yani aslında küresel borsalarındaki kayıplardan daha fazla bizde oldu. Bunun sebebi de aslında bizdeki alıcı kompozisyonunun kurumsal ya da yabancı büyük fonlardan ziyade son dönemki katılımcı kompozisyonunun daha çok bireysel ve kredili işlemlerle oluyor olması bizde satışları birazcık daha sertleştiriyor. Dün başlayan ve bugün sabah devam eden satışlarda neredeyse 7500-8000 puana varan bir satış gördük. Sorun bu satışların oynaklık boyunun çok büyük olması ve çok hızlı gerçekleşmesi. Burada stop loss'ların çalışmasıyla çok hızlı pozisyon kapanışları ve algoritmalarla beraber biz ciddi bir burada oynaklık boyunun yüksek olduğu hareketler gördük. Aslında son hafta başındaki hareketlere baktığımızda 120'yi ısrarla deneyip her gün 1000-2000 puan geri çekilen bir endekse karşı karşıyaydık. Bir kar satışı açıkçası bekleniyordu ama tarzı tamamen alıcı kompozisyonuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani esas hani bu şimdiye kadar bir problem yok. Bence 112.800 seviyesi altında kalmadığımız sürece bu kısa vadede momentum önümüzdeki günlerde tekrar toparlanabilir. Yurt dışı piyasalara paralel tabii ki. Ama bizdeki problem hem önceki haftalarda hem de bu hafta bizim banka hisselerinde gördüğümüz satışlar. Yani bunlar hala yabancıların çıkmaya istekli ve iştahlı olduğunu gösteriyor. Bu birazcık ürkütücü. Mart dibinden, 23 Mart dibinden 120 binlere doğru giden hareketi şöyle kabaca hesaplasak 38 bin puan yapıyor. Bu 38 bin puanın içinde 6-7 bin puanlık geri çekilme de dikkate değer. Şimdi yatırımcılar da doğal olarak şunu soruyorlar. Tamam, yani biz şu dönemde böyle bir sert satışı görmedik. Yanılmıyorsam yani Mart'tan bu yana da bu kadar, yani 6-7 bin puanlık düşüşü şu kadarcık kısa vadede çok görmemiştik. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor belki de bir noktada. Er veya geç bir yerde hareketin soluklanma ihtiyacı da olabilirdi. Ama yine de kritik diyebileceğimiz bir seviye var mı aklınızda? Alarm zillerinin çalması gerekir diye düşündüğünüz, yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini hesaba katabilecekleri bir seviye var mı? Az önce 112 binlerden bahsettiniz. Orayı bir tekrar dinleyebilir miyiz sizden? Evet, şöyle, normalde 113 bin seviyesi bizim teknik olarak da trendin korunması anlamında da önemli bulduğumuz seviyelerden bir tanesiydi. Bugün tabii işlemlerin sertliği nedeniyle bugün de görülen en düşük seviye 112.800. Oradan biz bir tepki gördük şu ana kadar. O nedenle aslında bence 112.800 seviyesinin altında kaldığımız sürece yani tekrardan momentumun toparlanmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle biz önümüzdeki günlerde 112 ila 117 arasında bir konsolidasyon süreci yaşayacağız önümüzdeki günlerden. O yüzden 112.000 seviyesini, yani 112.800 seviyesi, bugün görülen en düşük seviyeyi ben yatırımcıların stop loss olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık hisselerinde satıştan bahsettiniz. Mart dibinden sonra yaşadığımız borsa hareketinde bankacılık endeksi zaten BIST100'le kıyaslarsak hayli gerideydi. Sınai endekse de gerideydi. Ve iki gündür banka hisselerinde bir satış var. Neden bu kadar yüksek bir satış görüyoruz? Sektöre dair gelecek beklentilerinde bir bozulma mı var? Ya da fiyatlamalar tarafında bizim şu ana kadar konuşmadığımız farklı bir gündem mi geliyor? Neden banka hisseleri satılıyor diye soruyoruz. Ne dersiniz? Banka hisselerindeki satışı neye bağlamak lazım? Banka hisselerindeki satışın ana sebeplerinden bir tanesi bence koronavirüsten sonra dünyaya paralel bizde kredi büyümesi ve esas olarak büyümeyi ve istihdamı ön plana çıkaran bir politika izliyoruz. Ekonomi politikası yapıcılar da bunu takip ediyor dünyaya paralel. Fakat bu tabii banka bilançolarına yük bindiriyor. Kredi hacimlerindeki büyümeler,
ciddi şekilde büyümüş vaziyette. Aynı şekilde aktif rasyosu, BDDK'nın attığı diğer adımlar bankaların iş modelini zorlayan bir durumda. Yani 2021-2022 ile alakalı yatırımcıların kafalarında soru işareti oluşuyor olabilir bankaların karlılıkları ile alakalı ya da NPL'lerle alakalı. Bu bir tedirginlik oluşturuyor. O nedenle özellikle son iki gündür bizim gördüğümüz çok uzun yıllardır büyük ihtimalle burada kalmış olan yabancılar fiyata bakmadan çıkış yaptılar. Bunun da sebebi büyük ihtimalle bankalara ilgili atılan adımlardır diye düşünüyorum. Biraz da küresel tarafa bakalım. Çok derin olmasa da küresel borsalarda da bir satış hali var. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Çin'le ilgili ABD'den gelen mesajların rahatsızlık yarattığı düşüncesi de var. Salgının seyrinin de rahatsızlık yarattığı bu seyirle birlikte lokal kapanmaların tekrar gireceği ama neticede lokal kapanmalar bile olsa tüketicinin bir miktar tedirgin olacağı düşüncesi de var. Dışarıda neler oluyor diye özetleyeyim ben size. Yurt dışındaki aslında satışlar daha böyle kar satışı diyebileceğimiz seviyelerde. Aslında buradan satış görmemiz de çok normal. Hala gücünü koruyor endeksler. Fakat buralarda kar satışları görmemiz de normal. Ve bu seviyelerde hem Hong Kong'da olsun hem de Asya tarafında Amerika'dan gelen veriler eyalet bazında baktığımızda çok kötü. Hani geldiğimiz seviyelerde Mart dibine itibaren gelen rally de hem ekonomik anlamda hem de virüs anlamında kötü haberlere daha hassas olabileceğimiz seviyelerde yurt dışı dolar bazında ciddi getiriler elde ettiler. O nedenle bence hem Amerika'dan virüsle ilgili gelen haberler hem Hong Kong'dan hem de Amerika ve Çin arasında yükselen tansiyon şu an kar satışlarının sebebi olmuş gibi görünüyor. Küresel ekonominin toparlanma hızı, işte ülkelerin performansıyla borsaların, finansal varlıkların performansı da karşılandı. Arada ciddi bir fark var, artık bu farkın kapanması gerekir diyenler de vardı. Ne dersiniz? Bugüne kadar devreye alınmış para politikalarının, maliye politikalarının marjinal faydası artık giderek azalıyor mu? Borsalar yeni yakıt bulmakta mı zorluk çekiyorlar? Yoksa eğer gerçekten uzayan birinci dalga veya tekrar eden, yeniden gelen ikinci dalga söz konusu olursa çok daha büyük bir cevapla ekonomi yönetimleri karşılık verecekse böyle bir süreçte piyasalarda öyle ciddi kırılmalarda beklememek mi lazım? Yani dediğiniz şeye çok katılıyorum. Bu para ve maliye politikası tarafına atılan adımların sonuçlarını biz büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte göreceğiz. Piyasa şu an zaten ikinci çeyreği fiyatlamış durumda. Ama üçüncü, dördüncü çeyrekte beklenen kadar iyi toparlanma rakamları gelmezse eğer, o zaman tekrardan piyasalar para ve maliye politikası tarafının elini taşın altına koymasını izleyecektir. Bunun ne kadar yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz. Ama şu ana kadar piyasalar reel ekonomik rakamlardan çok daha iyi fiyatlamalar yapıyor. Burada tabii çok düşük faiz ortamının getirdiği getiri arayışının agresif olması da ön plana çıkıyor. Ama buraya kadar gelmeye yardımcı oldu. Ama bundan sonra ekonomik rakamlarla desteklenmediğinde bu trend ne kadar devam ettirilebilir emin değilim. Düşüşlerde büyük ihtimalle para ve maliye politikası tarafından gelebilecek destekler düşüşleri sınırlayabilir. Ama daha yukarılara gitmek için şu an endekslere baktığımızda COVID ya salgından önceki seviyelerini geçmiş vaziyette. Buradan daha ileri gidebilmek için büyük ihtimalle piyasanın iyimserliğini kadar o beklediği ekonomik rakamlar desteklenmeli diye düşünüyorum. Eğer o ekonomik rakamlar beklentilerden kötü gelirse getiri arayışının agresifliği ve para ve maliye politikası tarafı düşüşleri sınırlayabilir. Ama buradan daha ötelere gitmek için ekonomik rakamlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Son sorum yine içeriden olsun. Dün Merkez Bankası'nın yatırımcılarla toplantısının sonuçlarını aldık, özeti aldık, grafikleri paylaştık, okumaya anlamaya çalıştık. Siz dünkü toplantıdan bizim piyasamız için yeni bir durum değerlendirmesini gerektirecek bir ipucu yakaladınız mı? Merkez Bankası'ndan nasıl bir mesaj aldınız? Merkez Bankası'nın son toplantıdan itibaren aslında enflasyon beklentileri ne paralel olarak artık frene basmış olması şimdilik sevindirici. Ama önümüzdeki süreçte bizim Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon ve enflasyon beklentilerine paralel politikayı sürdürecek olması bu bizim aldığımız sinyal ve pozitifti. Önümüzdeki süreçle alakalı da büyük ihtimalle bunu izliyor olacağız. Yani
BDDK'nın attığı adımlarla ve büyüme hedefli ekonomi politikalarıyla şu an ciddi bir kredi büyümesi ve büyüme de iyi gelecek büyük ihtimalle. Ama Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte enflasyon beklentilerini ne yönde değiştireceği bence esas piyasanın fiyatlayacağı şey olacaktır. Halil Barışkan, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Birkaç rakam paylaşalım sizle. Şu saate kadar açıklanmış rakamlar. Çok önemli veriler değil. Zaten bu hafta böyle çok yoğun veri akışının, çok önemli verilerin geldiği bir hafta değildi ama yine de bakmak lazım. Almanya'da Nisan'da inşaat sektörü cirosunda %2.4'lük bir yükseliş var. Nisan ayı rakamı bu. Bir önceki ayın cirosunda ise %11.8'lik artış yaşanmıştı. Orada ciddi bir kayıp var. İstihdam, yine inşaat sektörü istihdamı yine Almanya için yıllıkta %1, bu rakam bir önceki dönemde %2'ymiş. Çin'den Haziran'da yeni araç satışlarını aldık. Yıllıkta %11.6'lık bir artış söz konusu. Bir önceki ay rakamı %14.5 artı yönündeymiş. Devam edeyim. Fransa'dan Mayıs ayı sanayi üretim rakamı geldi. %19.6'lık bir artışla karşı karşıyayız. İmalat sanayide üretimde yıllıktaysa %25.2'lik bir azalma söz konusu. Evet, bu rakamlar henüz tam olarak salgının ortasında yaşadığımız hasarın tespiti açısından bize net bir tablo vermiyor ama yine de özellikle Haziran ayı için gelmiş olan rakamlarda umut kıpırtıları var. Küçük de olsa toparlanmalara dair ciddi beklentileri destekleyen, V tipi toparlanma beklentilerini destekleyen sonuçlar gördük. Devamını bekleyeceğiz. Şimdi bu süreçte piyasalarda yaşanan hareketliğe dair yorumlar almaya devam ediyoruz, aktarıyoruz sizlere. Bir yorumu da Info Yatırım Araştırma Müdürü, araştırma uzmanı özür diliyorum, Yunus Kaya'dan aldık. Borsa İstanbul'un seyrine dair görüşünü aldık Yunus Sahin'in. Borsada dün başlayan ve bugün kısmen devam eden geri çekilmenin bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyor Yunus Şahin. Bunu bir düzeltme hareketi olarak görüyoruz öncelikle. Yani trendin döndüğünü söylemek için henüz çok erken. Yani 120 binden 114 bine geldiğimizde ki sabah 112.800'lere kadar geri çekilme oldu. Henüz trendin döndüğünü söyleyemeyiz. Ama tabii 115 binin altında bir kapanış bizim için birazcık daha kısa vadede görüntüyü bozabilir diyebilirim. Daha aşağı potansiyeli var mı? Elbette. Yani bu düzeltmenin ne kadar derinleşebileceğini öngörmek mümkün olmamakla birlikte bunun ana trendi değiştirecek bir etki yapmasını beklemiyoruz. Çünkü satışın arkasında bizden, yani içeriden kaynaklı bir hareket yoktu. Dün aslında Amerikan borsalarına gelen satışla birlikte bizdeki hareket de hızlandı. Sadece bizde birazcık daha panik ortamının oluştuğunu ve satışların hız kazandığını gördük. Keza bu sabah da aynısı oldu. Yani ilk 15 dakikasında borsa açıldıktan sonra bir anda %2,5 kadar aşağı geldi. Hemen sonrasında yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz. An itibariyle %1,5 kadar aşağıda endeks. Birazcık daha dengelendiğini görüyoruz. Bundan sonra yurt dışı endekslere bağlı bir hareketin olması oldukça muhtemel. Neden düzeltme olarak görüyorum? Çünkü dün Nasdaq yeni rekor seviyeden kapattı. Hala Dow, S&P, evet onlar birazcık daha zayıf seyrediyor Nasdaq'a göre. Ama sürekli olarak yükselişlerini devam ettiriyorlar. Arada S vererek ilerliyor sadece borsalar. Daha önce de söylemiştik. Bu 82 binden 115 bine kadar çok hızlı şekilde gelmişti endeks ve hiç düzeltme yapmadan gelmişti. Bundan sonraki yolculuk birazcık daha sancılı olabilir diye. Nitekim öyle olacağı da benziyor. Çünkü 2 günde çok sert şekilde 6000 puanlık bir, hatta en tepeden en dibe baktığımızda 7500 puanlık bir borsada düşüş görmüş olduk. Fed'in bilançosunu takip ediyoruz. Salgın öncesi 4 trilyon dolar civarında bir bilanço büyüklüğüne sahipti. Salgınla birlikte bu bilanço büyüklüğü 7 trilyon doları aşmıştı. Şimdi ise üst üste 4 haftadır bu bilançoda bir küçülme hali var. Çok büyük bir geri çekilmeden bahsetmiyoruz ama bir geri çekilme hali var. Şimdi bu konuyla ilgili bir haberimiz var. İzleyelim, devam edelim. Fed'in bilançosu üst üste 4 haftadır küçülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in bilançosunda toplam büyüklük 7 trilyon doların altına indi. Salgın krizinin derinleştiği bir ortamda dolar likiditesini artırmak için sağlanan acil kredilerin zayıflamasıyla birlikte bankanın bilanço büyüklüğü üst üste 4. haftada da daraldı.
Haftalık bilanço verilerine göre Mart ortasında 442 milyar dolarla zirve yapan kısa vadeli nakit krediler 8 Temmuz haftasında sıfıra düştü. Fed'in yabancı merkez bankaları ile yaptığı döviz swapları da Mayıs sonunda 449 milyar dolara tırmandıktan sonra 179 milyar dolara indi. Fed'in kriz ortamında Amerikan firmalarını desteklemek için elinde bulundurduğu özel sektör tahvil varlıkları da 10 milyar dolardan 10.7 milyar dolara tırmandı. Bu yükseliş Fed'in piyasada alım yapmaya başladığı Mayıs ortasından bu yana en küçük haftalık artış oldu. Bilanço verilerine göre Fed'in ana cadde kredi programı yoluyla küçük işletmelere çarşamba günü kredi verilmedi. Program Mart ayında devreye alınmış olmasına rağmen tam anlamıyla pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başladı. Ekonomiler ikinci dalga riskine hazırlanıyor. ABD'de gelişmeler hiç iyi durumda değil. Trump yakında Fed'den çok farklı şeyler istemeye başlayacak diyor. Işık Ök'te izliyoruz. Şu anda Fed bilançosunun 7 trilyona ulaştığı bir dönemde kesinlikle Kasım seçimlerine girerken Trump çok açık şekilde belirtti ki ekonomiyi kapatmak niyetinde değil. Ki gelişmeler Amerika'da hiç iyi değil. Kesinlikle yani benim takip ettiğim hatta bazı yerlerde bazı eyaletlerin hastane ve sağlık servislerinde tekrar inanılmaz yığılmalar başladığına dair bazı haber akışları var. Bunlar direkt basına yansımıyor. Yani Trump'ı koruyan basın tarafına yansımıyor diyelim. Ama ekonominin kapanacağı bir dönem yok ve Trump burada ne yani Fed başkanından acayip şeyler istemeye başlayacak. Gerçekten biz gördük ki 2,5 ayda 30 milyon işsiz yaratan ABD ekonomisinde eğer bir düzelme olmazsa Joe Biden seçimleri alıp gidecek. Yani burada çok net bir gerçek karşımıza çıkıyor. Trump da bunun farkında. Fed bilançosu düşer mi? Hayır, düşemez bana göre. 7 trilyondan hatta 9 lira 10 trilyon dolara kadar çıkabilir. Havacılık sektörü kurtarılmak zorunda. Amerika'da özellikle United American gibi oranın 3 tane ana havayolu şirketi kurtarılmak zorunda. İnanılmaz enerji şirketleri var. ABD bankacılık sistemi üzerinden son 12 senede Lehman sonrası kredilendirilmiş. Onlar kurtarılmak zorunda. Belki kamulaştırılmak zorunda. Şu anda gittiğimiz yol bence daha büyük likidite hareketlerine yol açabilecek bir durum. Çin'den gelen haber akışı, adamlar 8 defa ZK indirdi, 5 defa faiz indirdi. Hala bankacılık sistemi üzerinden küçük KOBİ'lerin, Çin'in KOBİ'lerinin ve tarım kooperatiflerinin kredilendirme programları üzerine konuşuluyor. Bu COVID sürecinden kesinlikle çıkmış değiliz. İnsanlar ikinci dalgayı bekliyor ve ikinci dalga gelecek. Yani ve ona karşı nasıl likidite önlemleriyle savaşabiliriz yapıldığı bir ortamda biz küresel hisse senedi piyasalarının aslında bundan nemalandığını gördük. Yani bunun bir seviye daha üzerisi olacaksa insanlar hisse senetlerinde bütün geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek için bakacaklardır. IMF ve Dünya Bankası bu yılki yıllık toplantıları koronavirüs önlemleri çerçevesinde yapacaklar doğal olarak. 12-18 Ekim'de gerçekleştirilecek olan IMF Dünya Bankası bahar toplantıları sanal ortamda yapılacak. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına koronavirüs önlemi aldı. 12-18 Ekim'de düzenlenecek IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları virüs nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass tarafından yapılan ortak açıklamada dünya genelinde salgına ilişkin durumun izlenmeye devam edildiği bildirildi. Bu bağlamda pandemiyle ilgili devam eden sağlık endişeleri göz önüne alınarak yıllık toplantıların ağırlıklı olarak sanal ortama taşındığı bildirildi. Açıklamada toplantı için sanal bir senaryo hazırlanırken gelişmeler ışığında toplantı formatına ilişkin esnek kalınacağı belirtildi. Öncelikle amacınsa yıllık toplantılara katılacakların sağlığını korumak olduğu vurgulandı. IMF ve Dünya Bankası tarafından bu yıl 14-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen IMF Dünya Bankası bahar toplantıları da salgın nedeniyle sanal ortamda yapılmıştı.
Dünya ekonomisi için riskler devam ediyor diyor Gülay Elif Yıldırım, izliyoruz. Pandemi öncesine de bir sorundu istihdam konusu. Özellikle bu robotların yavaş yavaş artık işin içine girmesiyle beraber orta uzun dönemde en büyük sıkıntı istihdam, ekonomilerin istihdam yaratma durumuydu. Ama şimdi pandemiyle sizin de çok güzel özetlediğiniz şekilde bu iş daha da ayyuka çıktı, daha da sorunlu bir hale geldi. Hatta ben bir de ekleme yapayım sizin anlattıklarınıza. Amerika'da yaklaşık 23 milyon gibi bir iş kaybı oldu. Şimdi son iki ayda bunların üçte biri geri alındı pozitif anlamda. Ama geriye kalan mesela üçte birinin artık o insanların gidecek bir işlerinin olmadığı da konuşuluyor. Yani yine FED açıklamalarından, başkanlarının konuşmalarından, ekonomistlerin konuşmalarından duyuyoruz ki yani bu insanların 23 milyonun yaklaşık 7 milyonunun artık gidecek bir işi yok. Yani o işler ortadan kalktı ya da iş yerleri tamamen kapandı. Bu anlamda sonuçta pandemi öncesinde %3'ler, 3,5'lar civarında bir işsizlik oranından bahsediyorduk ve Amerika'nın en güçlü kası bu noktadaydı. Hatta Amerika'dan bildiren arkadaşlardan da dinlediğimiz kadarıyla oradaki en büyük sorun hani akşam anlaştığın ya da akşamüstü anlaştığın kişinin ertesi sabah işe gelip gelmeyeceğini yani başlayıp başlamayacağını bilemiyordun. Çünkü o arada daha iyi olanaklarla bir iş bulabilmiş olabilir diye. Tabii bunlar hani minik minik işler böyle part time işlerden bahsediyorum ama sonuçta istihdam piyasasında bir hareketlilik anlamında olumlu bir şey. Hani böyle bir dönemden şu an belki 7 milyon 8 milyon insanın bir daha aynı işi yapamayacak şekilde iş yerlerinin kapandığını ve o sektörlerin artık kullanım yani bir daha çok zor bir toparlanma içerisine girebileceği bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef istihdam pandemi sonrasında yeni dönemde tabii ülkelerin büyüme patikalarında beraber en önemli problemlerden biri haline gelecek. Çünkü baktığınız zaman tüm tahminlere 2020 yılındaki kaybın çok basit matematiksel olarak ancak 2022'nin ortalarına doğru kendine yani o ilk başlanılan seviyeye gelebildiğini görüyoruz. Bu da tabii pek olumlu bir görüntü değil. Çünkü bu esnada hani nüfus artıyor. İstihdamın bunun paralelinde artması gerekiyor ama maalesef böyle bir bu denli bir istihdam yaratacak ekonomi, küresel ekonomi görmeyeceğiz gibi görünüyor şu an için. Bir de bunların içerisinde tabii bu bahsettiğim tahminlerin içerisinde belki de en önemli kaçan nokta yani şeylerin tahminlerin içerisinde olmayan nokta ikinci dalga olması, virüsün tekrardan daha hızlanması ve güçlenmesi ki şu an öyle bir döneme girmiş gibi görünüyoruz yavaş yavaş. Bu anlamda yani önümüzde biraz zor bir dönem küresel dünya anlamında yani küresel ekonomiler anlamında zor bir dönem halen bence bizi bekliyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi en kötüsü geride kalmış değil, daha henüz hani dip yapmış değiliz. Bu anlamda da yani zirveleri görmüş değiliz en kötüsünde. Bu anlamda da daha gidecek maalesef tüm dünya anlamında yolumuz var gibi düşünüyorum ben. Haziran ayı ihracat rakamlarını ve dün gerçekleşen Merkez Bankası'nın yatırımcılarla toplantısının sonuçlarını İş Portföyü Genel Müdür Yardımcısı Nülfer Sezgin'e sorduk. Nülfer Sezgin, Haziran ihracatında tahminlerin ötesinde bir toparlanma var diyor. Çok birebir bize yansımalarından değil, daha ziyade hani bütün gelişen ülkelerden sermaye çıkışları oldu. Türkiye'den de portföy çıkışları çok yoğun olarak gerçekleşti. Bundan bahsettiler. Özellikle ilk yarıda rezerv hareketlerinden, döviz kuru hareketlerinden, kaynaklarından bahsederken. Ama yine burada da yılın ikinci yarısıyla ilgili Tufan da bahsetti. Dış finansman ihtiyacı konusunda Merkez Bankası'nın çok daha iyimser olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesinin, bu sebeplerinden bir tanesi dış dengeyle ilgili olarak en kötü dönemi geride bıraktığımız, özellikle ihracatta tahminlerinin de ötesinde bir toparlanmayla Haziran ayında bu yeni normalleşme dönemine giriş yaptığımız yönünde bir değerlendirmesi oldu Merkez Bankası'nın ve burada özellikle
reel kur endeksinin oldukça düşük seviyelerde olduğu eskiden de zaman zaman bu vurgulanırdı. Bu toplantıda da özellikle vurgulandı. Reel kurun düşük olması Türk lirasının rekabetçi olduğunun bir işareti olarak aslında vurgulandı. Bu sayede de hem ihracat pazarlarımızda hayatın normalleşmesi ve ekonominin toparlanması hem bizim rekabetçi kurumuzun desteğiyle evet turizm açısından çok iyimser konuşulmadı ama ihracat açısından biraz daha iyimser bir tablo çizildi. Ayrıca ithalat tarafında da benim gördüğüm kadarıyla yine şu vurgu önemliydi. Hem tabii ki reel kurun düşük seviyelerde olması ama aynı zamanda da yılın ikinci yarısında biraz daha bu kredi büyümesinin aynı hızda devam etmeyeceğine yönelik bir beklentisi de var Merkez Bankası'nın. Aynı kredi ivmesinin ikinci yarıda sürmeyeceği. Dolayısıyla da bunun getirdiği bir ithalat artışının da yine ikinci yarıda olmayacağı yönünde bir sinyali oldu, mesajı oldu diye görüyorum. Bunların etkisiyle de dış dengenin daha düşük, daha ılımlı seviyelerde oluşabileceği yönünde bir beklentisi var. Bu da tabii dış finansman ihtiyacının çok yoğun boyutta olmayacağına yönelik bir tespitine yol açıyor Merkez Bankası'nın. Yine bir başka boyutu da dış finansman ihtiyacının tabii ki dış borç ödemeleri. O konuda da daha düşük bir ödeme takvimi olduğunu, daha rahat bir ödeme takvimi olduğundan bahsetti Merkez Bankası. Ayrıca bankaların %100'e yakın dış borç çevirme oranlarıyla ortalamalarda devam ettiğine vurgu yaptı. Bunu söylemesinin sebebi tabii ki bu rezerv ilk yarıda baktığınız zaman işte belki brüt rezerve baktığınız zaman çok olağanüstü bir düşüş yok ama işte Katar Merkez Bankası ile yapılan swap anlaşmasını ya da lokal bankalarla yapılan swap işlemlerindeki artışları dikkate aldığınız zaman normalde brüt rezervlerde aslında artış yaşanması gereken bir dönemde biz brüt rezervlerin düştüğünü gördük. Bunun da sebebi tabii dış finansman ihtiyacının veyahut da dış finansman ihtiyacı değilse de döviz talebinin de diyebiliriz yüksek seyretmesinden kaynaklandı. İkinci yarıda dış finansman ihtiyacının çok ılımlı seyredeceğine yönelik bir beklenti olması aslında burada rezervlere yönelik bir mesaj veriyor. Yani Merkez Bankası diyor ki rezervler açısından riskler yani düşüş açısından riskler daha sınırlı mesajı vermiş oluyor burada. İkinci yarıda yabancı yatırımcı toparlanmaya katkı sağlayacak diyor İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kadir Tuna. İzliyoruz. Yaşadığımız süreç tabii geçmişte ki yaşanan aslında finansal ve ekonomik krizlerden çok farklı. Ama Türkiye başından itibaren sadece Merkez Bankası değil, işin mali politika tarafı ve diğer özellikle sektörel desteklere ilişkin tarafta önemli adımlar atıldı. Şimdi Merkez Bankası'nın dün yaptığı açıklamalarda da aslında ciddi anlamda bu proaktif davranışın bir önemli bir yansımasını görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın bu adımının önemli tarafı şu, bir tarafta içeride özellikle para politikası araçlarıyla birlikte toparlanmaya destek verecek çok önemli adımlar atılırken de özellikle dış yatırımcının da Türkiye bakışına ilişkin yani böylesine bir pandemi döneminde o bakışına ilişkin pozitif mesajların önemli ölçüde ciddi anlamda katkı sağlayacağını tabii görüyor. Burada bu iletişimin özellikle de ben ikinci yarıda yabancı yatırımcının da bu toparlanma sürecine önemli katkı sağlayacağını bekliyorum. Bu açıdan son derece önemli ama Merkez Bankası'nın şu yönde işin de çok kolay olmadığını söyleyelim. Yani enflasyon tarafında tabii küresel risklerin devam ettiği sürece mevcutta bundan sonraki adımlarda özellikle faiz adımlarında ve enflasyon beklentisi anlamında burada dengeyi kurmaya çalışacaktır. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın bu konuda çok daha temkinli adım atacağını da bekliyorum ben. İhracat tarafındaki toparlanma çok hızlı oldu aslında. Yani bizim şu an beklentilerimizin çok üzerinde hızlı bir toparlanma var. Burada tabii bu başarıda özellikle de Ticaret Bakanlığı'nın önemli payı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye ilişkin özellikle ihracat yaptığımız bölgelerde vermiş olduğu güçlü mesajlar önemli bir katkı sağladı. İkincisi de aslında bizim tabii üretim yapan işletmeler ve ihracatçımızın aslında bu konudaki başarısı da önemli. Tabii biz ilk burada adımı aslında sağlık sektöründe gördük. O sağlık sektörünün
önemli ölçüde tabii güçlü altyapısı ihracat konusunda aslında diğer sektörleri de böylesine bir süreçte cesaretlendirdi. Tabii önümüzdeki 3 ay önemli. Ben bu başta özellikle de Türkiye'nin yerli üretim konusundaki desteklenen sektörleri olan sağlık sektöründe bu adımın daha da hızlanacağını bekliyorum. Bu öncü sektör olacaktır. Bunun dışında tabii Çin'den birçok özellikle Avrupa tarafında bu pandemi sürecinde sağlanamayan bir takım önemli bazı şeyler vardı, kalemler vardı. Bunun Türkiye'den karşılanmasına yönelik özellikle de dış piyasada ciddi bir talep oluşmuş durumda. Dolayısıyla ben bu toparlanmanın bu açıdan da hız kazanacağını tahmin ediyorum. Biz aslında bu sürecin içerisindeyiz ama önümüzdeki 3 ay çok kritik bir öneme sahip. Tüm dünyayı sağlık ve ekonomi alanında etkisiz altına alan koronavirüs, Türkiye'de Türkiye'nin aldığı tedbirlerle bertaraf ediliyor. Bu dönemde üretim, istihdam, ihracat odaklı bir yol haritası belirleyen Türkiye, dünya ülkelerinden pozitif ayrışarak büyüme potikasına girdi. Virüse karşı Türkiye'nin sağlık ve ekonomide aldığı tedbirler meyvelerini verdi. Türkiye bu dönemde dünyadan pozitif ayrışarak üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme patikasına girdi. Yılın ikinci çeyreğinde kendini iyice hissettiren pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayileşme hamleleri de hiç durmadı. Özellikle yılın ilk yarısında organize sanayi bölgelerinde 583 yeni fabrikanın kuruluşuna 10 milyar lira yatırım yapıldı. Bu dönemde sanayi siciline 6.967 yeni işletme kaydoldu. 84 milyar liralık sabit yatırım teşviki verilerek 129 bin kişiye yeni iş imkanı doğdu. Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da gerek son bir yılda gerekse pandemi döneminde adından sıkça söz ettirdi. Geçen hafta 26 şehirdeki 52 hidroelektrik santralinin açılışıyla kapasiteye 1439 megawatt kurulu güç eklendi. Dış talepte yeniden toparlanma başladı. Haziran'da 13,5 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, geçen seneye göre bile yaklaşık %16'lık artışa imza attı. Uluslararası doğrudan yatırımlar için de çalışma hızlandı. İlk 6 ayda 4 milyar dolarlık yatırım kesinleşirken 4,6 milyar dolarlık yatırım için de imza aşaması yaklaştı. Türkiye pandemi döneminde üretim, istihdam ve ihracat odaklı hareket ederken vatandaşı ve esnafı da unutmadı. Devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında verilen destekler 300 milyar liraya dayandı. Küresel piyasalardaki gidişata dair bir diğer değerlendirmeyi doçent doktor Arda Tokat'tan aldık. Arda Tokat sıcak para borsalara yöneliyor diyor. Ayrıca destek paketlerinin devam etmesi halinde piyasalardaki yükseliş hareketinin devamının beklendiğini söylüyor. Piyasaları her zaman haklıdır diyeceğiz. Fakat onun dışında şimdi bir iyileşme gördük. Fakat reel ekonomi daha yeni açılmaya başladı. Şimdi Amerika'da baktığınızda birçok retailer daha Mart ayından beri kira ödemiyor. Bir sürü büyük şirket, bu dünyaca ünlü uluslararası şirketler artık yavaş yavaş iflas mı açıklayacaklar, yeni yardımlara mı ihtiyaçları var? Hala bunlar konuşuluyor. Yani aslında bir iyi bir dönem atlattık diyebiliriz. Yani o Mart'taki dipten sonra tekrar yeni rekorlar görüyoruz. Ama bu rekorların kalıcı olması için ekonomi açıldıktan sonra bu büyük şirketler nereye gidecekler? İşte iflaslar devam mı edecek? Yeni programlar mı açıklanacak acaba bu şirketleri kurtarmak için? Amerika'da şöyle bir yaklaşım vardı. Eğer bu COVID-19 olmasaydı, sağlıklı bir şekilde devam edebilecek şirketlerin ayakta tutulmasını savunuyordu yönetim. Şimdi bu devam edecekse Amerika'da yeni programların açıklanması lazım. Eğer bu programlar açıklanırsa, destek devam ederse ki ben Amerika hattında bunun devam edeceğini düşünüyorum. Keza Avrupa'da kendi uzun dönemlik yeni programlar açıklamıştı. Bunlar devam ederse bu bilhassa piyasalardaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ha, bunun sonucunda tabii bunun altın tarafında diğer taraflarda da etkisi olacaktır. Şimdi sizin o dediğiniz reel ekonomiyle finansal ekonominin birbirini tutmamasının bir sebebi de
yatırımcıların bir yere yatırım yapması gerekiyordu. Faizler çok düşük. İşte faizler düşük olunca ister istemez ben bu sıcak paranın biraz borsaya yöneldiğini düşünüyorum. Ha, bu devam eder mi? İşte dediğim gibi bu yeni paketlerin açıklanmasıyla bunun devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Yaklaşık bir 3 saat sonra Borsa İstanbul'un kapanışını göreceğiz. Biz de haftanın tamamlanmasına yakın Borsa İstanbul'da son durumu bir görelim ama haftalık periyotta görelim. Nereden nereye gelmişiz bir bakalım. Grafiğimiz geldi, geldi. Evet. 119.338 seviyesinden 113.000'e doğru bir geri çekilme var. Son durumda Borsa İstanbul'daki satışlar biraz daha hız kazanmış gibi. 113.280 seviyesinde gördük endeksi, %2.1'lik bir kayıpla. Dolar TL'ye de bakalım. Yine bir haftalık periyotta bakalım nereden nereye gelinmiş. 6.85 seviyesinden 6.86'ya doğru çok da büyük bir grafikte belki yüksek gözükebilir ama rakamsal boyutta çok da büyük bir fark yok bu hafta için dolar TL'de. Böylece piyasa gündeminin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.